Merhabalar. Bu videomuzda Two Trees Bluer yazıcımızın kalibrasyon ayarları nasıl yapılır, kalibrasyon nedir, ne için gereklidir bunlardan bahsedeceğiz. Kalibrasyon yazıcımıza verdiğimiz ölçülerde bir objenin birebir uygun şekilde çıkmasını sağlayan ayardır. Yani bir figür basıyorsanız kalibrasyonun olup olmaması çok önemli değil. Yalnız mekanik bir parça basarsanız ölçüleri belli olan, yazıcının kalibrasyonu yoksa bu parçalar birbirlerine uymaz. Örnek olarak kalibrasyon yapmadan önce bastığım bu onluk vida ve kol birbirine çok zor geçiyordu. Bir de olması gerekenden daha geniş, kolun içindeki pasoda olması gerekenden daha dardı. Bu yüzden kolun üzerinde ayrılmalar, yırtılmalar oldu. Katmanlar ayrıldı. Daha önce bastığım bir vidada kırıldı. Burada ezilmeleri görebiliyorsunuz. Bu beyaz da kalibrasyondan sonra bastığım bir vida. Bunda ölçüler olması gerektiği gibi olduğu için kolu vidaya taktığınız zaman çok rahat döndüğünü görebiliyorsunuz. Bu da Sony fotoğraf makinesinin body kapağı. Bu gibi ürünlerde kalibrasyon yapmazsanız bastığınız parçayı yerine oturtturamıyorsunuz. Ya bol geliyor ya dar geliyor. Şimdi kalibrasyon nasıl yapılır buna bakalım. Önce bir kumpasınızın olması lazım. 20-20 bir küp basıyoruz. Küpün STL'sinin linki açıklamalarda var. Küpü bastıktan sonra bunu ölçüyoruz. X eksenini, Y eksenini ve Z eksenini ölçüyoruz. Bu ölçtüğümüz değerleri not alıyoruz. Bir Excel dosyamız var. Erbil Bey'in videosunda da anlatılıyor. Oradaki Excel dosyasını kullanacağız. Erbil Bey'in videolarını da izleyin. Çok faydalı videoları var. Excel dosyamızı açtık. Olması gereken değerimiz 20. Step motor ortalama değerimiz 80. Bunu da RepRap'ın hesaplama cetvelinden bulduk. Kayışa göre, motor step ayarına göre bize bir değer veriyor. Bu da 80. Two Trees Bluer yazıcıların step bölü milimetre ayarı 80. O yüzden buraya 80 değerini girdik. Şimdi buraya kalibrasyon küpünden aldığımız değeri giriyoruz. 20.3. Burayı virgülle yazıyoruz tabi. Nokta değil. Verdiği değer 78,82. Y eksenin içinde aynı işlemi yapıyoruz. ,82 aldık yine. Z eksenimiz için 400. O değişmiyor. Şimdi config dosyamızdan nasıl ayarladığımıza bakalım. Config'den step motor ayarlarına geliyoruz. Buradaki yere değeri yazıyoruz. 78.82. Buraya yazarken nokta kullanıyorsunuz. Ona dikkat edin. Yine Excel dosyasından okuduğumuz değeri yazıyoruz. Y için ve Z için 400. Kontrol edelim. Doğru. Buraya yazdıktan sonra config dosyamızı kaydediyoruz. Hafıza kartına atıyoruz. Ve yazıcıya takıp ayarların hafızaya alınmasını bekliyoruz. Makineden nasıl yapılıyor? 2.0 ile geldi bu özellik. Settings'e tıklıyoruz. Makine ayarlarına tıklıyoruz. Motora tıklıyoruz. Motor girdikten sonra step ayarları var. Buraya tıklıyoruz. Eksenlere tıklayarak değerleri buraya giriyoruz ve confirm dedikten sonra ayarlarımız hafızaya alınmış oluyor. Ayarlarımızı yaptıktan sonra tekrar 20 mm kübümüzü bastık. Şimdi ölçelim. X eksenimiz 20 mm. Y eksenimiz 20 mm. Z eksenimiz de 20 mm. Ayarlarımız doğruymuş. Makinemizin kalibrasyonu tamamlandı. Bunları yaptıktan sonra kayış gerginliklerinizi de kontrol edin. Burası x ekseni için kayış gerginliği. Burası da y ekseni için kayış gerginliği. Gerginliklerinizi kontrol edin. Çok sıkmayın, çok gevşek bırakmayın. Takıldığınız bir yer olursa yorumlardan ya da Facebook grubundan sorabilirsiniz.